Bir göz açıp kapayıncaya kadar tüm insanlık tarihini anladığınızı hayal edin. Aydaki ilk adımlardan, balçıktan çıkan ilk adımlara kadar. Zamanda yolculuk yapabilseydiniz, biz buraya gelmeden çok önce var olan birçok türün yükselişine ve düşüşüne tanık olabilirdiniz. 1 milyar yıl geçmişe yolculuk yapsaydınız ne görürdünüz? Dünya diye bir slash belge gibi mi görünürdü? İlk insanları görmek için ne kadar geriye gitmeniz gerekirdi? Bir bakımdan hepimiz zaman yolcusuyuz. Einstein'a göre zamanda geriye gitmek istiyorsanız ışık hızından daha hızlı olmanız gerekir. Ya da belki zaman makineniz uzayda iki farklı noktayı birbirine bağlayan varsayımsal bir tünel olan solucan deliklerinden atlayabilir. Karmaşık zaman karmaşasından geçmeye karar verdiğinizde dünyamızı şekillendiren en güçlü durumların etkilerini ve sonra nedenlerini göreceksiniz. Bir felaket birbiri ardına geldiğinde dünyanın kaç kez donduğunu merak edebilirsiniz. Tarihin gelişmesini, yeniden katlanmasını ya da her neyse. İnsanlığın bu gezegende bu kadar kısa sürede ödemiş olduğu bedele şaşırabilirsiniz. 2021'den başlayıp hızla geriye giderseniz şu anda gerçekleşmekte olan 6. kitlesel yok oluş olayını izlersiniz. Holosen neslinin tükenmesi olarak bilinen, insanoğlunun faaliyetlerinin neden olduğu, zamanımızın en yıkıcı dönemlerinden birini yaşıyoruz. İnsanlar mercan resiflerini ve yağmur ormanlarını yok ederken bu ekosistemlere bağlı olan sayısız yaban hayatı ve bitki onlarla birlikte ölüyor. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'ne göre nesli tükenmekte olan türlerin %67'si 100 yıl içinde yok olabilir. Ve bu yok oluşların çoğu belgelenmemiş olduğundan kaybolana kadar neyi kaybettiğimizi bile bilmeyeceğiz. 18 ve 19. yüzyılları ziyaret edin ve sanayi devriminin yarattığı kirliliğin bacalara geri döndüğüne şahit olabilirsiniz. Şehirler küçülür ve kırsal tarım arazileri olarak köklerine geri döner. Bu, insan ırkının nüfus ve kirlilik açısından patlamasını görmenize izin verse de, ilk adımlarımızın izini sürmek istiyorsanız daha da uzağa gitmeniz gerekecek. 200 bin yıl önce gezegeni gezerseniz Homo sapiens'in gelişine tanık olacaksınız. Kuzey Çağ'da 7 milyon yıl geriye giderseniz bilinen en eski insan türleri yanınızda dolaşabilir. Sahelanthropus chaetanthus olarak bilinen zincirimizdeki bu gizemli halka maymuna benziyordu. Ama bu ilk dik yürüyen halkaydı. Yeterince arkadaş canlısı görünüyor değil mi? Ama zamanda daha da geriye giderseniz hayatta kalabilir misiniz? 60 milyon yıl öncesine seyahat ettiğinizde ilk piramitlerin Asya'nın nemli yağmur ormanlarından çıktığını göreceksiniz. 65 milyon yıl öncesine geri dönerseniz kendinizi küresel bir yok olma olayı yaratan dev asteroidin altında bulursunuz. Bu çarpma bir tsunami'ye neden oldu. Havayı toz ve enkazla doldurdu. Kaza aynı zamanda dünya çapında büyük volkanik patlamaya yol açtı. Güneş karardı ve toprak sular altında kalırken dinozorların sonuncusu da öldü. Ancak bu olay olmadan bizim gibi memeliler gezegeni asla ele geçirmemiş olabilirdi. 130 milyon yıl öncesine giderseniz ilk çiçeklerin açtığını göreceksiniz. Bitki yaşamının bu forma dönüşmesi 100 milyonlarca yıl aldı. Bunları son defa göreceksiniz. O yüzden bu anın tadını çıkarın. Zamanda 200 milyon yıl geriye yolculuk ederken kıtalar haline gelecek kara kütlesi Pangea'nın parçalanmasına şahit olacaksınız. Kara parçalandıkça lav püskürmeleri o kadar büyük olacak ki dünyadaki türlerin neredeyse %80'ini öldürecektir. Ancak dinozorların bu olay olmadan bildiğimiz dev yaratıklara dönüşme şansı olmazdı. Bir 20 milyon yıl daha geriye giderseniz küçük ve geceleyin ilk memelilerin karanlıkta gezinmelerini izleyebilirsiniz. Ve 230 milyon yıl öncesine giderseniz ilk dinozorların ilk kez iki ayak üzerinde yürümesini izleyebilirsiniz. Ancak bu gerçekleşmeden önce dünyanın büyük ölüm olarak da bilinen ve aynı zamanda permiyon yok oluşu denen şeyden geçmesi gerekiyor. Bilim adamları bunun milyonlarca yıl mı yoksa birkaç yüz bin yıl mı sürdüğünü tartışırken sonuç dünyadaki tüm türlerin %95'inin öldüğü oldu. Ancak 300 milyon yıl geriye giderseniz her şeyin parçalanmasını izlemek ne kadar yıkıcı olsa da dünyanın kara kütlelerinin bir araya gelerek Pangea'yı oluşturmasını da izleyebilirsiniz. Şimdi Arjantin'den Çin'e yürüyebilirsiniz. Bundan 20 milyon yıl önce geri çekilirseniz amfibilerden evrimleşen ilk sürüngenlerle karşılaşacaksınız. Ancak 375 milyon yıl önce işler daha da ilginçleşiyor. İlk defa karaya çıkan deniz hayvanlarını seyrediyorsunuz. Belki bir balıkla karıştırılmış semender gibi görünen bir tiktaalik görürsünüz. Bu garip yaratık daha sonra memelilere ve amfibilere dönüşecekti. Ancak daha önce gördüğümüz her tür gibi bu büyüme diye bir bedel olmadan gerçekleşmez. Ve şimdi ilk yok olma olayındayız. Orvodisyen neslinin tükenmesi, buz tabakalarının kutup tepelerinden okyanuslara yayılmasıyla meydana gelir. 460 milyon yıl önce tüm deniz yaşamının neredeyse %70'i bu gezegen çapındaki donma sırasında öldü.
geriye gitmeye devam edin. Su altında yaşamın nasıl başladığını görebilirsiniz. Kambriyen patlaması olarak adlandırılan bu çağda doğan küçük deniz canlıları, gezegenimizdeki en büyük evrim olayının bir parçasıydı. Bugün gezegenimizdeki türlerimizin çoğunun soyu bu dönüm noktasına kadar izlenebilir. Ancak bilim adamları bu eşsiz olayın nasıl gerçekleştiğinden hala emin değiller. 635 ila 850 milyon yıl önce Dünya iki kez dondu. Bir kez neredeyse 60 milyon yıl, bir sonraki seferde 15 milyon yıl. Bir teori dünyanın yalnızca ince bir buz tabakasıyla kaplandığını ve güneş ışınlarının alttaki yaşam tohumlarını geçmesine ve ekmesine izin verdiğini öne sürüyor. Ama az önce tanık olduğunuz hayatın tüm harikalarından sonra bile hiçbir şey sizi bir sonraki şeye hazırlayamaz. Tarihte 1 milyar yıl öncesine giderseniz çok fazla değil. Bulduğunuzda şaşıracaksınız. Bu süre zarfında kırmızı alpler üremek için sporlar oluşturur. Hücreler daha büyük organizmalar oluşturmak için bir araya gelir. Ama az önce tanık olduğunuz 4,5 milyar yıllık tarih boyunca hiçbir şey gezegenimiz için insanlar kadar kısa bir sürede bu kadar gaddar olmamıştı. Beş yok olma olayı gerçekleşmiş ve milyonlarca yıl sürmüş olsa da hiçbir şey bu gezegendeki varlığımız kadar yıkıcı olmamıştır. Ama belki insanlar eninde sonunda işleri yoluna koyacak, sebep olduğumuz olayların sonucunu öngörebilirken, gezegenimizde veya kalplerimizde geleceğimizi farklı bir yola koyabilecek değişiklikler olabilir.